Anneciğim, sen hiç bu saatlere kadar uyumazdın. Niye hala yatıyorsun? Hadi kalksana. Ah Poli, kendimi biraz kötü hissediyorum bugün kızım. Pek kalkacak halim bile yok. Aa, ne oldu sana? Bakayım ateşin var mı? Ateşin yok anneciğim. Neyin var? Kızım bilmiyorum, üşüttüm herhalde. Çok fena karnım ağrıyor. Hiç kendimi de enerjik hissetmiyorum. Ay tamam canım annem. Sen bugün yat. Bütün işleri ben hallederim. Ah kızım, yemeği nasıl halledeceksin? Ya sen o işi bana bırak anneciğim. Ben bir şeyler düşünürüm. Ama ocağa yaklaşma sakın. Ateşli bir şeyler yapmam. Yo, sadece fırını çalıştırırım, olur mu? Peki olur. Tamam anneciğim, ben birazdan yine senin yanına uğrar, durumuna bakarım. Evet, bizim buzlukta zor durumlar için annem hep bir pizza saklıyordu. Evet, işte pizza burada. Pizzayı alırsam, bunu fırına atarım ve pişirebilirim. Evet, pizzayı şöyle koyayım. Fırından da tepsiyi bir alalım arkadaşlar. Hop. Evet, bu tepsiye pizzayı koyup fırına verebilirim. Tamamdır. Şimdi onu fırına vereceğim ve yemeği hazırlamış olacağım. Annem benimle gurur duyacak. Ah, bunu bir fırına vereyim. Daha sonra da bir anneme portakal suyu sıkıp götüreyim. Ya da limonata mı yapsam? Tamam, limonata yapayım. Çok faydalı olur. Heh, tamamdır. Limonatayı hazırladım. Şuradan bir tabak alayım. Limonatayı tabağa koyalım arkadaşlar. Ve anneme öyle götürüp içireyim. Ay, döktüm limonatayı. Olsun, yeni bir tane yaparım. Tamam, yeni limonatamı yaptım. Hemen anneme götürüp içireyim. Bak anneciğim, sana limonata yaptım. Ah canım kızım, yatağıma koy, ben birazdan içerim. Tamam anneciğim, ama mutlaka iç, tamam mı? Bu senin kendine gelmene yardım edecek. Ay canım kızım, sen ne kadar iyi bir evlatsın. Anne, pizza yaptım biliyor musun? Ne, pizza mı yaptın? Evet, fırına koydum. Şimdi gidip çıkaracağım. Ah çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım kızım. İyi ki varsın. Ay bir şey değil anneciğim. Başka bir isteğin var mı senin? Yok kızım, hiçbir isteğim yok. Ah zil çalıyor. Ah şey kızım, sen mi bakacaksın? Ya yabancı biri ise sen bakma. Anneciğim olur mu öyle şey? Hiçbir şey olmaz. Ben hemen bakıyorum, merak etme. Merhaba, kargo mu getirdiniz? Evet. Murat Bey adına bir kargo var. Murat Bey benim babam oluyor. Bir kimlik var mı acaba, görebilir miyim? Ben onun kızıyım zaten. TC kimlik numarasını söylesem? Peki olur. Of, çok da büyük kutuymuş. Ne almış babam böyle acaba? Oo. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. Oo. Evin kargocusu da oldum. Ay inanmıyorum. İlk defa kapıyı ben açtım. Ay çok mutluyum. Anneme götürüp hemen kutuyu da göstereyim bari. Sonra pizzama bakmam lazım. Ay anneciğim. Ay çok ay. Bak, babamın adına kargo gelmiş. Aa kızım, kocaman kutuyu da mı sen taşıdın? Hadi yorma kendini, yere bırak. Ay doğru söylüyorsun, çok ağır. Ay belim bıkım acıdı valla. Ay teşekkür ederim ya. Aa anne, limonatanı daha içmemişsin. Kızım vallahi hiç canım istemiyor ya. İçemeyeceğim. Oo anne, pizzaya bakıp geliyorum. Her şey içilecek, yenecek lütfen. He, pizzamız da pişmiş. Şöyle yukarıya alayım. Yaşasın. Çok da güzel görünüyor. Olsun, kendim yapmadım ama bu yaşta da anca bu kadar. Evet, fırının da kapısını kapatayım. Babam gelince o da benimle çok gurur duyacak. Ah, şurada bir tane bizim çiçeğimiz var. Onu alıp anneme hediye olarak vermek istiyorum. Belki morali düzelirse kendisi de iyileşir. Canım annem. Benim güzel annem. Seni çok seviyorum. Senin için çiçek getirdim. Ah güzel yavrum, sen ne kadar ince ruhlu bir kızsın. Çok teşekkür ederim yavrum. Şöyle yanına bırakıyorum anneciğim. Tamam meleğim, çok teşekkür ederim. Policiğim, ben biraz uyumak istiyorum kızım. Artık odama gelmesen olur mu? Olur tabii anneciğim. Ben gideyim o zaman, evin tozunu alayım. Bir yerleri sileyim, süpüreyim. Tamam mı? Arkadaşlar siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.